Şimdi ya şu Ailey'i o kadar çok yazdınız ki ben de dinleyeyim bakayım. Ailey, I will always love you. Bugün bununla bitirelim. Olur mu? Tahmin ediyorum 8-9 ay önce gene istenmişti. Fakat ben demiştim ki yani genelde coverları beğenmiyorum. Yani çünkü bu parçayı okuyucusu var zaten. Whitney Houston bu parçayı öyle bir yere koymuş ki artık buradan aşağı iner mi bu parça? Yani kim okursa okusun diye düşünürken geçen So Young'ın bir parçasını attılar. Arkadaş, I have nothing. Yani ben bu kadar inanılmaz bir şey duymadım ya. Bir şarkıyı ya cover yapıp başka bir şarkı haline nasıl getirir? So Young yapıyor işte ya. Şimdi Ailey'den dinleyelim. Sırf onun hürmetine, yani So Young'ın hürmetine Ailey'nin I Will Always Love You performansını ilk defa sizde dinliyorum. So Young hürmetine. Bakalım nasıl. Çok iyi bu şarkıcılar zaten biliyoruz. Daha önce bir kere kısa incelemiştik Ailey'i. Bu pes renkler. Bu göğüs sesini içine katıp fakat göğüs sesini kirli, havayla karışık çıkartmak. Bakın. Boğazını temizle. Kafası. Zor bir şey aslında şarkı içinde bunu kullanmak. Çünkü sesi yoran hareketler bunlar, bakmayın. Gülümsemesini görüyorsunuz. Ve parlak çıkıyor bu sayede sesler. Gülümsediğiniz zaman sesler parlar. Parıl parıl çıkar arkadaşlar. Zaten tekniği çok başarılı bir şarkıcı. Çok başarılı. Bu son dönemde hakikaten Kore'de dinlediğim şarkıcılara böyle acayip sesler var aralarında. Şuradaki şu numara. Abi nazala da getirip ya arkada başlayıp öne doğru taşıyıp yaktı. Akor farklı. Farklı akorlar orijinalde. Nefesin nasıl yolculuk yaptığını görüyorsunuz, değil mi? Yani başlangıçta nefesi böyle hafif kontrol etme, yükseldikçe birazcık daha fazla nefes ittirerek kullanma, daha azı açarak pozisyona oturtma bakın. Hep bunlar diyafram baskıları işte. Hadi bakalım. Kapalı ağızla. Bir baskı daha. Çok keskin bir rengi var. İçeride bir canavarın yaptığını size gösteriyor. İşte bu çok güzel bir şey. Ben buna hasta oluyorum ben bu sisteme. Başta hiçbir şey size belli etmiyorlar. Sonra içeriden başka bir şey daha çıkıyor. Sonra bambaşka bir şey daha çıkıyor. Ve siz her duyduğunuz şeyde daha fazla etkilenerek peşine düşüyorsunuz. Bakın başka bir karakter. Tam göğüs rengini kattı. Pes. Büyük bir orkestra volümü girdi. Bakın volümün içinde, ya bu büyüklüğün içinde hangi tonda kalıyor, hangi renkte kalıyor bu? Ne kadar göğüs. Bastırmaya başladı. Ne ses ya? Yanıyor. Acayip kuvvetli bir renk. Vallahi muhteşem. Yani hani Whitney Houston bunu çok başka bir renk, çok başka okuyor.
Ama Ellie de o kadar güçlü bir ses ki, yani son derece rahat bir şekilde söylemiş açıkçası. Dediğim gibi ben böyle orijinaliyle kıyaslandığında olan şeyleri pek sevmem. Ama çok güçlü bir ses. Orijinal şeyler var. Güzelliğe müthiş. İnanılmaz. Düzenlemeler çok güzel. Giriş sesini mükemmel almış gerçekten ya. Çarpmayla alıyor. Bazen hani "and" diye alıyorlar. "And" tepeden alıyor sesi bakın. Üst notadan. Ağzı göstermiyorum, görüyorsunuz. Yani bu okuma dedim ya, daha önce incelemediğim iyi olmuş. Hakikaten ya ben Whitney Houston'ı daha çok beğeniyorum. Net. Ses kuvvetsiz, müthiş bir sesi var. Eylül'ün de acayip böyle o gücü hissettiriyor size. Müthiş güzel bir rengi var. Ama ben Whitney'ciyim. Peki, sizi kırmadım, Ailey yaptım ama yani açık benim fikrimi söyleyeyim, çok etkileyici bir ses olmasına rağmen bence Whitney Houston'la pek kıyaslanmaması gerekiyor.